Biliyorsunuz son yıllarda hayatımıza giren mobil teknolojiler bireylerin, kurumların hayatına dönüştürücü, olumlu bir katkı yapıyor. Bugün hayal edemediğimiz birçok işlemi mobil teknolojiler sayesinde çok daha etkin, çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Ancak bugün burada olmamızın sebebi mobilin iş süreçlerindeki etkisinden ziyade mobilin sosyal dönüşüme katkısı. Yani sosyal ihtiyaçlara cevap veren olumlu bir araç olarak potansiyelini gösterme. İşte biz mobil teknolojimizi insanların iyiliği için, sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilmek için teknoloji hayatın hizmetinde vizyonumuzla hayata geçiriyoruz. Kadına şiddet gerek ülkemizde gerekse dünyada en önemli toplumsal sorunların başında geliyor değerli basın mensupları. Bugün kadınların %93'ü cep telefonu sayesinde kendini daha güvenli hissediyor. İşte bugün size bir sosyal inovasyonu açıklamak üzere buradayım. Ve bugün sizlere tanıtacağımız olan kırmızı ışık uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Kırmızı ışık uygulaması mobil teknolojiler sayesinde, bir cep telefonunun sayesinde kadının şiddete maruz kalmasını engelleyebilecek, şiddet yapanı caydırabilecek, dolayısıyla demin bahsettiğim istatistikleri, toplumsal sorunları daha katlanabilir bir seviyeye, daha düşük bir seviyeye getirebilecek bir potansiyele sahip. Bir el hareketiyle programı aktive edebiliyoruz. Aktive ettikten sonra ekranda gördüğünüz görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu görüntülerde gördüğünüz gibi yukarıdaki ilk dört görüntüyle bu tuşlara bastığınız an emniyet güçlerine kontak kurabiliyorsunuz ve onlardan yardım etmek isteyebiliyorsunuz. Gene aynı şekilde üç tane isim belirleyebiliyorsunuz. Yakınlarınızda destek alabileceğiniz isimleri, bunları kaydedebiliyorsunuz. Ve bunlara da bastığınız zaman onlar sizi arayabiliyor. Daha da kolay bir çözüm ürettik. En aşağıdaki acil SMS butonuna bastığınız zaman bu yukarıya koyduğunuz üç kişiye otomatikman zor durumda olduğunuzu ve lokasyonunuzu belirten bir SMS gidiyor. Bununla da yetinmedik. Ve bir uygulama daha geliştirdik. Telefonunuzu salladığınız zaman şu şekilde bu bahsettiğim SMS'ler otomatik olarak gidebiliyor. Bu istediğiniz yardımda giden SMS'te lokasyon bilginizi de bildiriyoruz biz karşı tarafa. Dolayısıyla yardım istediğiniz zaman ben şuradayım demenize gerek kalmıyor. Lokasyon bilginizi görüp yakınınız veya emniyet güçleri oraya müdahale edebiliyor. Ayrıca lokasyon bazlı haritamız sayesinde yakınınızdaki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerine ulaşabiliyorsunuz. Evet, şu anda uygulamam açık ve ana ekrana geçiyorum. Ve bir şiddet potansiyeli olduğu zaman şiddete maruz kalma durumunda tek yapmam gereken telefonu şu şekilde sallamak. Ve telefonu bu şekilde salladığım zaman yakınıma burada belirttiğim kontağa bir SMS gidiyor. Okay. Burada gördüğünüz gibi şiddet mağduru kişiden gelen mesajda "Zor durumdayım, acil ara, cevap vermezsem yaklaşık konumum" diye arkada bir tanımlanmış bir mesaj geliyor ve onunla beraber konum bilgisi link olarak iletiliyor. Linke tıkladığımızda ise harita üzerinde şiddet mağduru kişinin lokasyonunu görebiliyoruz.